Selam. Bugün sizinle birlikte aslında saçlarımı kesecektik. Saçlarım onun için kirli ve yağlı, yıkamadım. Çok geç uyandığım için vlog yapacağım. Günümü çekeceğim size. Çünkü şu an hazırlanıp bir önce dışarı çıkmam lazım. Ondan sonra da gece yatarken saçlarımızı keseceğiz. Yani bir saç kesme videosundan bir vloga evrilen bir video oldu. Bu nasıl oldu ben de anlamadım, inanın. Çok spontan doğaçlama oldu her şey. Şimdi saçlarım çok 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 yağlı. Göstermeye bile utanıyorum, gerçekten aşırı yağlı. Onun için toplayacağız. Size de saçınız yağlıyken neler yapabilirsiniz tarzı bir ipucu olur. Saçlarımı geriye sıkıca bağlayıp hızlı bir makyaj yapacağım arkadaşlar. Güneş kremimi sürdüm bu arada. 20 dakikadır emilmesini bekliyorum. Orayı gösteremedim size onun için. Birazcık hızlı hazırlanmam gerektiği için aynı zamanda da video çekmeye çalışıyorum. Böyle çok iki ayağım bir popuca girdim. Şimdi. Bence 15 dakikada hazırlanabiliriz. Şunu süreceğim baz olarak aynı zamanda. Benim cildim bu sıralar fazla kuru. Embryolis. Doğru okudum bence. Embryolis'in Le Crème Concentré. Hiç 2 sene, 3 sene mi? 3 sene Fransızca görmüş bir insan gibi okuyamadığıma eminim ama şu kremi hem çok iyi nemlendirici hem de makyaj bazı olarak öneriyorlardı. Aldım ve denedim. Gerçekten güzel. Bazen geceleri nemlendiricilerimin yetmediğini hissettiğim zamanlarda göz altıma, işte en kuru olan kısımlarıma falan sürüyorum. Ben bayağı başarılı buldum. Çok çok daha ağır falan demiş herkes de ben aşırı ağır bulmadım açıkçası. Bana gayet normal geldi. Benim cildimin neme açlığından da olabilir bu tabii. Bir de Golden Rose'un şu bazını süreceğim. Bugün hiç vlog havasında değilim. Ayrıca yapacak çok farklı şeylerim de yok ama hem siz vlog istediğiniz için çekiyorum hem de yapacak bir şeyler çıktı birdenbire. Vlogumsu bir böyle benimle takılım videosu olsun. Öyle bir şey çekeyim diye düşündüm. Şu kameranın açısını biraz değiştirsem mi acaba? Bu sıralar biraz aktif değilim Instagram'da. YouTube'da büyük ihtimalle aktifsizliğimi fark etmemişsinizdir. Çünkü her hafta video eklemeye devam ediyorum. Aksatmıyorum burayı çok fazla. Instagram'da da aslında hani Reels falan eklemeye devam ediyorum. Hani onları aksatmıyorum. Planlıyorum genelde onları çünkü aksamasın diye. Ama story atışlarım birazcık aksadı bu sıralar. Çok fazla story atmıyorum gün içinde. Onun için çok fazla şey geliyor, böyle mesaj geliyor. Ay, hatta bir iki kişiden çok saçma, iğrenç mesajlar geldi. Bu sabah uyandım, bir DM'lere bakayım hızlıca, hani cevap verebileceklerime vereyim falan diye bir bakmıştım. Bir tane densiz teki, hiç aktif değilsin bu sıralar, artık buralar zor geliyorsa bırak komple, kapat, bizi de uğraştırma falan tarzı çok, çok saçma bir mesaj yazmış. Dedim çüş, ne oluyor? Diyecek hiçbir şey bulamıyorum bu laflara. Başta bayağı bir sinirlendim, ne diyor bu ya diye. Bu sıralar mesela DM'lere çok fazla bakamıyorum. Çünkü ben cidden büyük bir psikolojik çöküşün içinde olabilirim şu an. Hiç iyi hissetmiyorum. Kendime hiçbir şeye vakit ayırmıyorum. Son 3-4 gündür birazcık dedim hani bu durumu fark ettim. Kendime hiç vakit ayırmadığımı ve ciddi bir psikolojik çöküş içerisinde olduğumu fark ettiğim için biraz kendime vakit ayırmak istedim. Ve daha az story attım. Kendime zorlamadım story atmaya. Canım istemiyorsa hani fotoğraf paylaşmadım. Böyle olunca da böyle saçma yorumlar geldi ve bilmiyorum. Beni anlayan ve beni uzun zamandır takip edenlerin beni desteklediğini ve hani birazcık ara ver falan dediğini biliyorum. Zaten onun için birazcık böyle hani storylerde daha az aktif oluyorum bu sıralar ama tarz mesajları görünce de inanın sinirlerim bozuluyor. Neyse. Aslında bu tane kötü hislerimi falan size çok fazla yansıtmak istemiyorum. Biraz daha pozitif bir yer olsun istiyorum ama kötü hissettiğimizde de yani paylaşmamız lazım. Çünkü hayat toz pembe değil. Hayat mükemmel, böyle her influencer'ın gösterdiği gibi hayat harika, işte ne bileyim. Evimin çatısı düştü ama ben çok mutluyum, her şey çok güzel falan tarzında. Öyle bir iki paylaşım görmüştüm çünkü şok olmuşum, ağzım açık bakmıştım. Hani böyle de davranmak istemiyorum, bana biraz gerçekçi gelmiyor. Onun için sizinle böyle paylaşıyorum. Yani bu sıralar çok aktif olmazsam, Instagram'dan takip ediyorsanız, story çok koymuyorsam ya da ne bileyim DM'lere eskisi kadar sıkı cevap veremiyorsam sebebi bu. Öyle durun, sünger getirmemişim. Süngerimi ıslatıp getiriyorum. Geldim caneyler. Onun dışında nasılım? İyiyim. Büyük bir çöküşün içinde oluşumu saymazsak iyiyim arkadaşlar. Bir sıkıntım yok çok şükür. Şunun şurası hiç hijyenik değil. Hijyenik konuşamadım. Şunun şu süngeri hiç hijyenik değil aslında. Bunu çıkarmayı bayağıdır istiyordum ama unutuyorum her defasında ve kalıyor. Süngeri sıkıp kapatıcıyı öyle kullanmayı deneyeceğim. Biraz saçma oldu ama. Bugün normalde erken uyanacaktım. Sabah video çekecektim. Ondan sonra da ne bileyim bir şeyler yaparım diye düşündüm. Ay, açıkçası devamını çok planlamamıştım ama hani ya dışarı çıkarım, arkadaşlarımla buluşurum falan, o tarz bir planımsım vardı. Sabah 1'de uyandım. Dedim ya ne olacak şimdi, ne yapacağız? Böyle bir ambole oldum açıkçası. Bir adaptasyon problemi yaşadım güne. Sonra ayıldım falan derken bir baktım saat olmuş 2:30-3. Kızlar yazdı. Saat 6'da buluşmamız varmış ve ben tamamıyla unutmuşum. Bugün saçlarımı işte yıkayıp, şekillendirip, kesip, fön falan çekmeyi, öyle bir video çekmeyi düşünüyordum. 3-4 saat çok rahat lazım, öyle diyeyim. Sonra Umut yazdı. Ben Bahçeli tarafına geçiyorum. İstersen gel dedi. Kızlarla da buluşacağım. Umut da çağırdı. Umut da bir yere çağırınca gidesim geliyor direkt. Hiç
gelemeyeceğim diyemiyorum ama gidesim geliyor yani. Sonra şöyle bir şey planladım. Hızlıca dedim hazırlanayım o zaman. Videoyu vlogumsu yapayım. Günümü çekeyim dedim. Olmaz olmaz deme hiç. Olmaz olmaz sevgilim. Hemen hızlı kontrolümü yapacağım sevgilim. Cilt makyajını falan nasıl yapılır diye çok ayrıntılı anlattığım bir video var. Onun linkini koyarım şu an açıklamaya da. Kullandığım ürünleri de aşağıya yazacağım. Two very boring minutes later. Dudağımızı sileceğiz. Bir tane lip tint süreceğiz. Ama sonra onu sileceğiz. Korkmayın. Dudağıma iyi renk versin diye bu Flormarine Lip and Cheek tintini dudağıma şöyle kalınca sürüyorum. Sonra bunu siliyorum. Bayağı stain gibi. Hani boyuyor dudağınızı. Bu böyle bekleyecek. Kuruyacak iyice. Yerleşik dudağıma. Burada liftingim çok iyi durumda. Üçüncü haftaya girdim şu an. Bugün tam üçüncü haftası ve gayet iyi. Bir aydan fazla dayanabilir yani. Tabii ki de bozulmaya başladı şimdi. Mükemmel hani ilk yaptığım gibi değil ama bence hala kıvrık. Bakın hiç kırılmadığım halde dümdüz rimel sürdüğümde bu halde. Hiç yağlı şey kullanmadım bu arada. Yağlı makyaj temizleyicisi kullanmadım. Sadece su geçiren böyle normal rimeller kullandım. O da ömrünü tabii ki de uzatmıştır. Şimdi giyecek şey bakalım sizinle. Hemen seçelim. Ne giyeceğimi hiç bilmiyorum inanın. Şu ikisine karar verdim ama umarım güzel olur. Bilmiyorum. Giyeceğiz bakalım. Böyle oldum. Bence güzel. Şimdi saçımızı yapalım çıkalım. Şimdi saçımı toplayacağım. İnanın saçımı toplu ben hiç beğenmiyorum ama saçlarım böyle iğrenç yağlı olduğunda ve asla açık kullanamayacağım zamanlarda ve saçımı yıkayacak kadar vaktim olmadığında da maalesef böyle toplama stilleri yapmak zorundayım. Çoğunuza iğrenç gelebilir. Saçını yıka ne olacak falan tarzını düşünüyor olabilirsiniz ama benim saçlarımın uzunluğu ve gürlüğü bu şekilde arkadaşlar. Saçımı yıkayıp, kurutup, şekillendirip evden çıkmam 3 saat alıyor. Eğer vaktim yoksa bunu yapmamı benden bekleyemezsiniz. Böyle yaratıcı şeyler yapmak zorunda kalıyorum. Toplama aşamasına geçiyoruz. Bu saçı nasıl yaptığımı bu arada Instagram'da bir Reels'la anlatmıştım. Ay bir şey diyeceğim, vlogda da iğrenç görünürüm ki ben toplu saçla. Kendime dediğim gibi toplu saçla... Mecburen mecburiyetten. Akşamına saçımızı yıkayacağımız için abanıyorum arkadaşlar. Hop. Sıra diğer tarafta. Bu saçımı yapışımın videosunu koymuştum bu arada şeye. TikTok'a, Instagram'a her yere koymuştum. Bayağı beğenilmişti. Bir kişi şey yazmış çok güldüm onu. Saçına neden krem şanti sürüyorsun? Gerçekten artık her saçıma bir şey sürerken aklıma yorum geliyor. Aşırı gülüyorum. Arkadaşlar bu kadar yeter diyorum. İnanın yoruldum. Olmayan kısımlarını da şöyle şöyle düzenleyeceğim. Gerçekten çok yoruldum. Kollarım acıdı ya. Mis. Kamerada da güzel duruyordur. Elf kulaklarım biraz çok açığa çıktı ama. Ay ne yapayım ya. Kendimle barışmaya çalışıyorum bu sıralar. Beğenmiyorum kulaklarımı hiç. Vücudumda en çok beğenmediğim şeylerden biri aslında kulaklarımdır. Ben onun için hep saçlarımı açık bırakırım falan ama umursamamaya çalışıyorum. Artık kullanıyorum ne yapayım ama. Kulak değil mi? Kepçe de olabilir. Böyle benimki gibi elf de olabilir. Olabilir yani. Herkesin şöyle yüzüne yapışık olacak diye bir kural yok. Kepçeler de vardır. Kepçeler de vardır. Şunu da geçirelim etrafına. İki kez geçirip sonra sabitleyeceğim. Bence böyle fena değil. Dudağımızı da silelim. Üstüne çok az koyacağım. Üstünden çok güzel boyanmamış. Bunun üstüne bir de gloss sürelim. NYX'in Moody Peach Gloss'unu süreceğim direkt. Hadi bakalım. Çantamı hazırlayıp çıkalım. Şu şalı alırım üstüme. Mont olarak ne alacağımı şu an bilmiyorum ama buluruz. Acelesi yok. Çanta olarak şunu alırım. Dolduralım içine cüzdanımızın. Arkadaşlar bir cüzdan bir de ağır kesici alacağım yanıma. Bir kadının ihtiyacı olacak maksimum şey budur. Maksimum mu? Minimum. Yanlış kelime. Bir de rujumu atacağım içine. Yani yeter. Başka neye ihtiyacım olabilir ki? Yani mont olarak şu kahverengim var ama çok mu alakasız? Yok bence olur ya. Bunu giyeceğim. Altına da bejimsi ekru böyle bir tane botum var onu giyerim. Giyiyoruz hadi bakalım. Son hali bence iyi ya. Fena değil. Bayağı geç oldu. Saat 6 oldu. Kızlar buluşmuştur bile eminim ki çoktan. Anam! Size şu manzarayı göstermem lazım çok acil. Ya şu tiplere bakın. Şu diplere bakın. Şu diplere bakın. Çıldıracağım. Çok şekerler ya. Neyse. Farklı hiçbir şey yapmayacağız.
Hiç vlogluk bir gün değil aslında. Niye çekiyorum bilmiyorum. İnsanların vloglarına bakıyorum. Parislere gitmeler, New York'lara gitmeler, Londra'lara gitmeler. Yani onları izledikçe ben böyle hani Ankara içinde boş boş geziyorum arkadaşlarımla, kahve içiyorum. Hani makyaj yapıyorum, başka bir şey yapmıyorum. Modumu düşürüyor fazlasıyla. Onun için çok fazla böyle vlog çekmek istemiyorum. Dürüst olmam gerekirse. Ankara içinde bir yerlere gitmeler. Kahveler içmeler. Benim vloglarım en fazla bu olabiliyor arkadaşlar. Çünkü hayatım en fazla bu sıralar. De böyle sıkıcı olunca vlog ya da ne bileyim eğlenceli olduğunu düşünmediysem keyfim kaçıyor. Ben niye farklı şeyler yapamıyorum? Ben niye bu vloggerlar gibi böyle eğlenceli bir hayat yaşayamıyorum diye kendi kendime de iyice sinir oluyorum. Onun için çok fazla çekmemeye karar vermiştim ama bugün böyle spontan bir şekilde oldu. Bakalım. Umarım güzel olur. Ay. Rögar kapakları mahvetti arabayı. Bu arada vlogumda hiç daha önce göstermemiş olabilirim şu an gideceğim arkadaşlarımı. Çok fazla buluşamadığımız için buluştuğumuzda vlog çekmiyorum. Liseden beri en yakın arkadaş grubumla buluşacağız şimdi. Kızlar diyorsam genelde bu kızlardır. Öyle diyeyim size. Açık alana park etsek belki daha mı iyi olurdu? Şimdi kapalı otoparkta park yeri arayacağız. Bu durumda benim keyfimi kaçıracak. Giriyorum ya kapalı otoparka. Açık otoparkta yer. Şurada yer var mı lan? Ay giriyor adam. Kaçırdık. İyi mi? Kapalıya gidiyoruz mecbur. Niye bilmiyorum. Kapalı otoparklar beni çok geriyor. Çıktın mı sen? Kız geçsene deli. Beni sıkıştırdın. Oo, ben buraya girebilir miyim? Girebilirim. Giremedim. Girersin kardelen. Işığımızı da açayım sizin için. Kendine güven kardelen. Vallahi girdim. Güzel. Geri geri girdiğimiz için çıkışımız da kolay olacak. Ne kadar girelim? Arkada dubamsı bir şey var mı? Çarpmıyor. Çarpmışız zaten. Çarpmış dedim. Tekerimiz dokunmuş yani. Neyse hadi gidelim. Geldik. Çıktım kızların yanından. Biraz erken çıkmam gerekti. Umut'un yanına gideceğim şimdi. Otoparka gideceğim. Şimdi otoparkta arabayı arayacağız. Nereye park ettiğimi hep yazardım. Bugün aceleden yazmayı unuttum. Ha, şurada bir yerde miydi arkadaşlar? Park ettiğim yeri kendime yazmayı unuttum ve şu an asla hatırlamıyorum. Hiç hoş olmadı bu durum. Sesten tanımaya çalışacağım. Hiç hoş olmadı. Nereye park ettim? Hiç hatırlamıyorum. Hiç hem de. Nasıl yazmadım ya? Arkadaşlar asla hatırlamıyorum. Asla hatırlamıyorum. Şu taraf mıydı? Şu mu benim araba? Yo. Gerçekten şu an şöyle sesten herkes de birbirine bip. Bip bip bip. Niye korna çalıp duruyorlar? Onu da anlayabilmiş değilim. Arabayı nereye park ettim ya? KE bu da değil. Arkadaşlar şu an videodan baktım. Nereye park ettiğime iyi ki video çekmişim. E'li bir şey. E1'in oralara geçtikten sonra park edeyim diye düşünmüşüm. O zaman E'lere geçmem lazım. Şu an K'dayız. P buralar. L burada. O zaman... buldum. Arabamı buldum arkadaşlar. Aşırı mutluyum şu an. Canım arabam. Bir daha seni hiç kaybetmeyeceğim. Otoparkın çıkışında deli gibi trafik bekliyoruz şu an. Amaç ne ya da neden böyle bir şey var anlam veremedim ama çok saçma. Yaklaşık 10 dakikadır böyle bekliyorum. Hayırlısı. Park ettim sonunda. 3 tane park yeri buldum ve 3'ün de gözümün önünde bir önceki araba girdi. Aşırı sinirlerim bozuktu. Ama sonunda düzgün bir yer buldum. Yürüyeceğiz. Arabayı kilitledim mi? Durun. Hadi bakalım gidelim. Güya bugün sadece evde durup saçımı kesip tüm gün yatacaktım. Nasıl böyle yoğun bir gün oldu? Bu kadar geç uyandığım halde hiçbir fikrim yok. Birdenbire her şey gelişti. Hadi elim. Tam bir Ankara sokaklarında benimle gezin vlogu gibi oldu. Şimdi buradan mı dönüyorduk, ileriden mi? Buradan dönmemiz lazım. Aynen ya, buradan döneceğiz. Umarım yanlış dönüş yapmamışımdır. One hour later. Umut'la bir kahve içtik. Maksimum bir saat oturduk. Gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Ben de eve gidince bir saçlarımı keseyim. Umut saçlarımı nasıl keseyim sence? Şu... Annem şu hizada kes diyor. O hizada zaten şu an.
Şu an burada benim saçım. Orman kısalt biraz, evet çok uzamış ya. Değil mi? Bahçede de yetiş. Dedim zaten vlogda size bahçeli sokaklarını gezdireyim diye ama gezdirecek bir sokak olmadığını, güzel bir yer olmadığını fark ettim. Pandemiden önce böyle değildi. Saat bak 9, geç bir saat değil ama boş sokaklar. Her şeye zam geldi galiba. Her şeye zam geldi, insan artık dışarı çıkmıyor, gerçekten öyle. Hadi bakalım şimdi evlere dağılıyoruz. Ben de saçımı keseceğim. Hadi bay! Saat gece 11'i geçiyor şu an, 12'ye yaklaşıyor ve ben makasımı aldım, çayımı aldım, bir şeyler yedim ve geldim. Artık zurnanın zırt dediği yerdeyiz arkadaşlar. Bu saçları keseceğiz. Önce bir çayımı içeyim. Saçlarımı hem ıslak keseceğim hem kuru keseceğim. Biraz freestyle yapacağım. Tamamıyla canım ne isterse, nasıl bir şey istersem o tarz yapacağım. Onun için teknik bir bilgi değil bu. Eğer saçımı nasıl kestiğimi teknik olarak öğrenmek istiyorsanız onun böyle bayağı açıklamalı anlattığım bir videom var. Onu bırakırım. Bu video böyle teknik bir video olmayacak. Benimle saçımı keserken takılın tarzı bir video. Çay için he. Öyle bir video olacak. Ben bir saçımı açayım da. Bir de tüm gün topluydu ya. Ben bir şu saçlarımı yıkayayım. Geleyim, ıslakken halledelim işimizi. Şuradaki aynayı tam karşıma taşıdım. Şu an kendimi çok iyi görebiliyorum. Saçımızı açalım ve ıslak kalsın. Suyunu hiç almayacağım. Genelde hep kuru keserim ama bugün bir farklılık yapacağız. Tarayalım bakalım. Tam bir boyunu göreyim. Ay, bayağı uzamış bak. Görebiliyor musunuz bilmiyorum da bakın tam şurada yani. Ay kesmesem mi? Çok uzamış kız. Nasıl kıyacağım ben bu saçlara? Güzel saçlarım, canım saçlarım. Neyse keseyim. Kökü bende uzar ya. Sonunu düşünen kahraman olamaz diyerek saçımın arkasının V değil de U olmasını seviyorum. V bana çok sert geliyor. U olması için tam ortadan ikiye ayırıyorum arkadan. Şu boş bir şişe, bunun içine su doldurmuştum bu arada. Islatacağım sürekli, kurumasını istemiyorum saçımın. Şu en alt kısmını ıslakken yapınca çok daha düzgün oluyor. Kat kesimini kuruyken yapıyorum da. Tam bir V olsun istiyorsanız yüzünüz karşıya bakarken şöyle dümdüz getirip buradan dümdüz keserseniz arkada tam bir V oluyor. Size bir ipucu mu olsun? Ama ben U istediğim için kafamı yan döndürüyorum şöyle ve böyle dümdüz kesiyorum. O zaman da U oluyor. Şuradan mı kessek? Keseyim mi? Birdenbire büyük kesmeye gerek yok. Kendimizi strese sokmayalım. Yavaş yavaş. Tamam, buradan kesiyorum. Biraz daha keseyim mi? Ama yok bak, rahatladı. Bu öyle ağırlığı gitti gibi. Kılavuz alacağım. Bunu buraya atıyorum. Bunun hizasından keseceğiz aynı. Tamam. Bak kılavuz şurada. Bilemedim. Halledeceğiz. Merak etmeyin. Bunların hepsi düzelecek de bir gariplik mi oldu? Bana mı öyle geliyor? Bir eşitsizlik var ama kurutup gelsem de devamlı öyle yapsak daha sağlıklı olacak sanki. Kurutup geliyorum. Hep birlikte. Önlemeye çalıştım ama beceremedim çok yorgun olduğum için ve geldim. Benim saçlarım doğal dalgalı. Düz olmaya zorlayınca birazcık kabarıyor. Onun için şu an kabarık. Yapacak bir şey yok. İyice düzleştirmem lazım kabarıklığını alabilmek için. Hiç uğraşmak istemiyorum onunla şu an. Şu modelini halledeyim. Şimdi boyu bence fena değil. Bir tık daha kısalabilir ama... Ya U'su o kadar U olmuş ki belirgin değil. Biraz daha düz keseceğim. Arkadan baktığımda bakın size de göstereyim. Çok hani V gelmedi bana. Biraz yani pardon, U da gelmedi. Hani bayağı bir... Şöyle. Yine hafif çevirdim kafamı. Neyse katlarını verelim. En altını sonra düzeltiriz. Kulak üstü hizasından altına dokunmak istemiyorum. Şurayı bir toplayayım şöyle. Yüzümü çerçeveleyen kısmı keseceğiz şimdi. Burayı bir ayarlayalım boyunu. Keselim. Tamam. İlk katımızı bir belirleyelim. Bu iyi gibi ilk kat için. Ne diyorsunuz? Aynı incelikte şuradan da. Arka taç kısmından da seçeceğiz öyle. Ortadan ikiye. Olduğu kadar. Aslında ilk katlarım zaten kısaymış. Baksanıza daha da kısaltayım mı? Yani şöyle bir bakınca zaten yeterince... Ama şimdi saçım da şu. Az daha kısaltsam mı? Azıcık. Hadi bakalım. Öne getirip şuradan şöyle bir keselim. İnceltici makasla incelteceğim. Ona karar verdim. Çünkü benim elimin ayarı yok. Biraz fazla kısalttım. Bunlara da hiç güvenmiyorum. Ay hayır, iğrenç kısalttın. İğrenç bir makassın sen. Sana hiç güven olmaz. Hiç. Ay ne yaptı saçıma. Bakın ben görüyorum, birden inceliyor. İğrenç bir makassın sen. İnceltici makasa güvenip sakın saçınıza lynx diye benim girdiğim gibi girmeyin arkadaşlar. Ben sevmedim bu makası. Saçımı kırıyor. Saçımı kırıyor. İnceltici makas saçımı kırıyor. Şu andan itibaren olacak şimdi.
Bak gördüm, hiç kırık yoktu burada ve kırık yaptı. Hayatımda bir daha asla bana inceltici makas kimse kullandıramaz. Ay ne güzel, hiç kırıksız saçım vardı ya. Salak makas. Şimdi sizi de getirelim önümüze. Yapıyoruz bir şeyler gibi. Şöyle ala ala hafiften katımı vereyim. Böyle minik 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 aralarına. Hı. Diğer tarafa da bir yapalım. O V'lik yine yok sanki ya. Az daha V yapsak mı? Sanki o V'lik çok yok gibi. Tam düz keselim bu sefer. Aynen, şurasının gitmesi lazım. Siz büyük ihtimalle görmüyorsunuz. Neyse belli olmuyor. Sanki aradan burada bir kütlük var. O gerizekalı inceltici makasın kestiği yer. Bak tam... İğrenç görünüyor, iğrenç. Tam o inceltici makasın pat diye incelttiği yer. Bakın siz bak bak tam şurada. Çünkü altında sarılarım var ve çok kötü belli oluyor. Siz anlıyor musunuz bilmiyorum ama ben çok güzel görüyorum. Benim burayı biraz inceltmem lazım. İyice genişleteceğim buraya. İyice. Açıp açıp yukarı yukarı dağıtacağım. Aynen. Ucu yine çok küt ve çok sert bitiyor. Ama yumuşak bitirdiğimde de sanki saç yıpranmış gibi duruyor. Yani yıpranmış da incelmiş gibi. Daha sağlıklı durmasını istediğim için birazcık böyle küt bırakacağım. Bu arada ama uçlarım aşırı canlı görünüyor. Yani size şöyle yakınlaşıp göster. Yerdeki saçlara bastım. Uçlarım ya aşırı sağlıklı görünüyor. Kesmek gerçekten bayağı fayda etti. Ekstra ekstra sağlıklı oldular. Mutluyum şu an. Şöyle yapıp araları yine incelteceğim. Bakın şuralar birazcık kalınımsı. Burası düz görünüyor. Bana mı öyle geliyor? Ben anlam veremedim gerçekten şu an. Bana olmuş gibi geldi. Bilmiyorum size nasıl geldi. Bunu bir de düzleştirilmiş ya da maşalı hayal edin. Öf, bomba olur. Bu arada kestiğim saçları şöyle göstermek istiyorum size. Bu kadar saç kestim arkadaşlar. Az buz değil bu arada. Gerçekten bayağı uzun tutamlar kestim. Onun için kurumasını beklemedim. Saat zaten gece 3. Son halini de saçımın iyice göstereyim istedim. Şu an kabarıklığı inmeye başladıkça daha da güzelleşiyor. Hala kabarık ama yani yarın falan çok daha güzel durur emin olun. Ama şöyle bekledikçe bir dağıtayım size bakın. Bence çok katları falan da çok güzel oldu. Boyu da iyi oldu. Hala bir hani 2-3 santim ya da bir 10 santim daha kısaltsa mıydım diye bir ukde var içimde. Yok değil ama kararsız kaldım. Onun için dokunmayacağım. Kararsızken çok fazla karar vermemek gerektiğini düşündüğüm için karar vermeyeceğim şu an. Size sorayım, sizce iyi mi bu boyum? Yoksa 1-2 santim daha kısaltsa mıydım? Yoksa 10 santim falan daha kısaltsa mıydım? Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu editlemeye gidiyorum ben. Size videoyu yetiştireceğim. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Çok öpüyorum sizi. Hoşça kalın.